Hepinize bak aşağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yattın mı yapmadın mı çekiyoruz kardeşimle beraber. Evet, ben siz hiçbir şey olmaz. Çok utanç, iğrenç, rezil sorular var. Yalan söylemek yasak bak. Tamam, yalan söyle. Doğruyu söylersin değil mi sen? Doğruyu söyleyeceğim. Tamam. Eğer bu tarz serilerin devamını görmek kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman ilk sorumuza geçelim. Peki sen hiç tuvaletteyken birisini aradın mı? Aradın mı tuvaletteyken birisini? Aramadım ama arandım. Ben aradım ya. Bu arada eğer yaptınsa butona basıyorsun. Şimdi ben arandım ama ben aramadım. Basacak mıyım? Aramadın mı? Hayır. Ben yaptım bunu. Ne konuştun? Arkadaşımı aradım. Ne konuştun? Aradım sadece normal bir şekilde. Tamam. Şimdi ben basacak mıyım? Hayır. Tamam. Senden telefon numaranı isteyen birisine sahte telefon numarası verdin mi? Yaptın mı bunu? Yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Yani numaramı istiyorlarsa ya vermiyorum ya da lazımsa veriyorum işte. Ben de aynısını yapıyorum. Sevmediğin birisine seni seviyorum dedin mi? Ya. Aslında bu saçma oldu ya. Sadece evet. Şimdi dedim. Yaptın mı bunu? Sevmediğin birine seni seviyorum dedin mi? Evet. Ben dedim. Kim olduğunu söyleyeyim mi? Yo. Tamam. Söyle lan. Sen söyle. Sana. Eğer şey yaptın. Peki hiç kardeşinin kumbarasından izinsiz para aldın mı? Bir şey diyeyim mi? Ben bunu yaptım. Evet. Ve sonrasında kendisi de fark etti aldığımı. Zavallı. Sen yaptın mı? Yok, ben asla. Evet yaptım. Geçenlerde 25 liram neredeydi benim? Hadi diğer soruya geçebiliriz artık bence. İkimiz de bunu yapmışız. Evet, ben bunu yaptım. Da benden aldı. Peki sen hiç yanlışlıkla yanlış kişiye mesaj gönderdin mi? Oo. Bir keresinde kişiye değil de yanlış grupa mesaj göndermiştim. Ay bu çok kötü. Ben yanlış kişiye gönderdim. Yani uykudan uyandım, tamam mı? Bir mesaj geldi. Ben de tam yani sabah uyku biraz hafif oluyor ya. Şöyle karınca yürüsü uyanıyorsun ya. İşte bir mesaj geldi. Bana bir soru sordu. Bir arkadaşım yani arkadaşım sordu. Evet. Bunu dedi grupa atar mısın? Yani atarım dedim. Ben de grupları karıştırdım. Böyle uykuluyum, tamam mı? Aldım. Hangi gruba attın? Ya fitness kulübümdeki gruba atacaktım. Okul grubu. Okul grubuna attım. Okul grubuna attım ya. Sonra uyandım. Lan dedim ben yanlış. Sonrasında uyudum, tekrardan uyandım. Lan dedim ben yanlış gruba mı attım bunu? Baktım. Bari okumamış olsunlar. O ya okumuşlar ya. Zaten sil kısmında da sadece benden sil vardı. Neyse diğer sorumuz. Gerçek olmayan biri hakkında bir hikaye uydurup bu hikayeyi herkese anlattın mı? Yani gerçek olmayan biri değil de gerçek olmayan bir şeyi anlattım. Mesela gerçek olmayan yaşadığım bir olayı anlattım. Ama gerçek olmayan biri hakkında bir hikaye anlatmadım yani. Yani öyle bir şey uydurmadım. Sen? Ben kendi hayatımı güzelmiş gibi anlattım. Nasıl yani güzelmiş derken? Senin ne kadar iyi birisi olduğunu anladım. Ya bir... Kimseyle yumruk yumruğa kavga ettin mi? Yumruk yumruğa hiç kavga ettin mi? Saç saça kavga ettin mi yumruk yumruğa? Hayır. Yani ben... Sen kavga etmişsin de kesin. Yumruk yumruğa... Ha ettim. Yumruklar havada uçuyordu ettim. Ama ya olayı şey bir anlatır mısın ya lütfen, çok merak ettim. Tamam şöyle. Bak şimdi mahalledeyiz, tamam mı, arkadaşlar evet. Arasında. Şöyle bir olay döndü. Ne bileyim olayı tam hatırlamıyorum ama yani saçma sapan bir olay döndü. Sonrasında ben sinirlendim, tamam mı? Sinirlenince karşı tarafa bir yumruk attım. O da üzerime atladı, o da basınca böyle işte kavga tak. Ayırmıyorlardı, tamam mı? Hiç aynı iç çamaşırını bir hafta üst üste giydin mi? Aynı iç çamaşırını bir hafta üst üste giydin mi? Ben giydim mi bilmiyorum, bir dakika. Dur düşüneyim bir. Giydim. Ben yaptım, asla. Yaptım. Bir keresinde olmuştu öyle bir şey. Ben asla. Hepsi
Kirliydi, ben de değiştirmedim. Ben asla giyemem. Hatta bir günden bir güne değiştiriyorum. Ben de bir kere oldu ya. Birisini isteyerek arayıp hiç yanlışlıkla aradım dedin mi? İsteyerek aradım. Evet, yaptım bunu. Ben yapmadım. Sen? Ben yapmadım. Hiç mi yapmadın? Hayır. Yalancı çoban hikayesine dönmek istemiyorum. Yapmadım. Sen hiç kedi veya köpek mamasının tadına baktın mı? Arkadaşlar, şurada çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Şurada izleyebilirsiniz. Sen yaptın mı bunu? Yok, yapmadım. Hiçbir zaman biletsiz bir filme veya konsere gittin mi? Ben gitmedim. Ben yani, gitmedim. Biletim olmadan yani bir filme veya konsere gitmedim. Ha yok, gitmedim, ben de gittim. Hiç bir haftadan fazla süre duş almadığın oldu mu? Oldu mu? Hayır, asla haftadan haftaya duş alırım ama çocukken oluyordu. Aylarca duş. Çocukken bu arada bu sudan bayağı korkardı ha. Duşa zorla sokardık bunu. Yani sokardılar işte, ben daha küçüktüm. Ama şimdi bu soru aslında bu oldu değil mi? Oldu bir keresinde hani 1,5 hafta boyunca duş bozulmuştu ya. Geçen yılın Aralık ayında bir hafta boyun, hatta iki hafta boyunca yıkanmadık. Ya. Ama o mecburiyetten mi? Ama bu hiç... Bu kendin almadığın oldu mu diyor. Yani eğer şimdi bozuk değilken yaptım. Yani bir hafta almadığım oldu. Almadığın oldu mu? Senin oldu mu hiç bu yani duş bu... bozuk olmadığı su yok anda. Asla. Ha, ben de oldu mesela. Çocukkenki konuları kapatıyoruz ama şu sıralar asla. Başka birinin telefonunu izinsiz kullanıp içerisindeki herhangi bir şeyi sildin mi? Yani kullandım ama içerisindeki bir şeyi silmedim. Ama tarayıcı geçmişini falan inceledim. Benim hobim, insanların bir şeylerini incelemek hobim. O yüzden yaptım ama bir şey silmedim. Yok. Birisinin telefonuna bakmak hobimden geçti. Peki hiç istediğin bir şeyi elde etmek için biriyle flört ettin mi? İstediğim bir şeyi elde etmek için biriyle flört etmedim ya. Yok. Ben zaten flört etmem. Hayır, olmadı. Tekrar giymek için kirli sepetinden kıyafet çıkarıp giydin mi? Bir şey diyeyim mi? Ben bunu yaptım. Yani kirli sepetine baktım, tamam mı? Yani böyle aldım, bakıyorum birçok kirlenmiş mi diye. Yani üzerinde pek bir şey yoksa alıp giydiğim oldu. Veya çamaşır kokusu var ya, onun üzerine de parfüm sıkarsın, geçer yani. Ben geçer. Ama siz yapmayın, yıkadıktan eğer mecburdum yani, ben mecbur dışarı çıkmam lazımdı. Ve aldım giydim, tamam bu kadar. Sen yaptın mı hiç? Ben geçen hafta yaptım ama kıyafeti, çorap. Bu daha kötü. Ne yapayım? Ama yapmam gerekiyordu. Çıplak ayaktan nefret ederim. Neyse, ben. Tamam. Hiçbir zaman okuldan uzaklaştırıldın veya okuldan atıldın mı? Yani ne uzaklaştırılmadım ne de atılmadım ama sınıftan atıldığım oldu. Sınıfta hocayı bıktırmıştım ve çık dışarı dedi. Ben de çıktım. Benden bekler misiniz ya böyle bir şey? Tabii ki de olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Senden beklerim onu. Olmuştur ya. Hayır, olmadı arkadaşlar. Ama yok, hayır ya, sen de olmaz ki, sen sınıfta oturduğun yerde kalıyorsun. Ben hiç öyle değilim. Ama ben o okuldan kaçtım. Bunu söyleyeyim ben de. Hiç sıranın arkasına geçmen gerektiği halde sıranın önüne geçmeye çalıştın mı? Yani bir keresinde Luna Park'ta öyle bir şey yaptım. Dövme dolaba binerken böyle uzun bir sıra var, tamam mı? Bu kadar sıra diyelim. Ben de en arkadayım arkadaşlarla. Arkadaşlarla birlikte, tamam, hepimiz birden şuradan şuraya geçmeye çalıştık. Ve geçtik de biliyor musun, kimse bir şey demedi. Hiç kimse bir şey demedi. Korktuk biz de dövecekler diye ama hiç kimse bir şey demedi.
Sen de oldun hiç dur atlıyordun evet da. Evet ya bir bana sorar mısın? Benim yaşım başım kaç sıraya girecek işlerle mi uğraşacağım ben? Ha, sen girmedin değil mi? Hayır girmedim. Herhangi birine çevrim içi ortamda siber zorbalık yaptın mı? Siber zorbalık. Siber zorbalık. Bu şimdi fake hesap açıp kandırmak mı oluyor? Yo yo yani zorbalık işte. Küfür filan. Yok. Ama fake hesap açıp kandırdım. Yani onu herkes bir kere yapmıştır yani. Bir keresinde arkadaşım mesela telefondan ses açtım. Başka bir numarayla az kalsın ağlayacaktı. Gecenin bir yerse. Ama bunu yapmadım. Arkadaşı da zaten gerizekalının önünde giden ya. Düzgün konuş. Peki hiç derste uyuyakalıp öğretmenin tarafından uyandırıldın mı? Oldu. Zaten ben her okula gittiğimde en az bir iki ders uyurum. Evet. Bir keresinde yani hep oluyor da bazen. Böyle hoca böyle uyuyorum sırada tamam mı? Hoca gelip böyle yapıyor. Burama şöyle dokunuyor ben de kalkıyorum. Çocuğum böyle. Uyansana. Hocaya bakıyorum. İyi günaydın diyor bana ben de neyse böyle bir şey sen. Ben en fazla bir 15 dakika uyudum. Onu da gecesinde uyuyamadım. Ha. Ama uyandırılmadım. Hoca fark etmedi. Ama yani olmamış değil mi? Çünkü ders boştu. Sosyal medyada birini trolledin mi? Oo, trollemek mi? Oo, bayağı yapıyorum ha. Bir şey diyeceğim. Trollemek ne demek? Yani birini kandırmak bir şey, kandırmak gibi bir şey işte. Sinirlendirmek. Evet, yaptım. Birini sinirlendirdim mi? Evet, sinirlendirdim. Ben de yaptım. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Hiç uyurken yataktan düştüğün oldu mu? Dikeyse tamam odadayız. 4 yaşında ben 6 yaşındayım. Bu o kadar uykucuydu ki hem de o kadar ağırdı uykucu. Lan bir... Bir açsaydın ya çok tatlı neyse, bir şey. Gel neyse gelip bir dakika. Oy. Kanal devrettim arkadaşlar. Bu arada iyi ki de geldi ha. Bak ben bunun yüzünden düştüm bir keresinde yataktan. Çok iyi denk geldi. Şuna bak şuna. Kameraya bir el sana. Tamam hadi. Bu kadar yeter. Ben bunun yüzünden düştüm. Evet sor neydi? Hiç uykudan yatadım. Bir keresinde tamam mı? Odadayım bu uykucu uyuyor. Ben uyandım kahvaltı falan yaptım. Tekrardan odaya geldim. Bir de durdum böyle şok dedim bu ne oldu lan lan yere düşmüş dedim bir de öyle ağlıyor ki ben de arkada gülmekten ölüyorum. Bir şey söyleyeceğim ben düşmüşüm burada. Ama ben de düştüm ama kimse görmedi onu yani odada yalnızdım. Ben o zaman iki defa düşmüşüm bir de bunun yüzünden düştüm ben. Daha önce hiç Google'da kendi adını arattın mı? Evet, yaptım. 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 Ha, sen de mi yaptın? Evet. Ben yaptım bunu. Ve çıktım da ha. Ben çıkmadım. Daha önce öğretmenine aşık oldun mu? Oldum. Oldun mu gerçekten? Oldum. Ama bir şey, hocanın tipini anlatayım mı? Ben oldum ya. Ben oldum. Ben de oldum. Ya. Sen kim oldun bu arada? Bu senin okulunda bir tane hoca var ya. Öğretmen. Benim okulumdaki hepsi de maymuna benziyor. Yok şey. Ya ismini nasıl söyleyeceğim? Tamam neyse. Evet, ismini neyse. Niye söylüyorsun? Evet isim doğru. Mal ya bu. Neyse arkadaşlar soru yaptın mı yapmadın mı sorularını cevapladık. Cevaplar bu kadardı sorular bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz serinin devamını görmüyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumlarda yazabilirsiniz. Buradan kanala abone olabilir. Buradan da diğer videolara gidebilirsiniz. Tam şunun kafasında evet, bir de benim kafamda. Buradan da abone olabilirsiniz. Bye bye. Bye bye.